ülke nereye doğru gidiyor ben bilemiyorum. Evet bu konunun yanı sıra maden kazası yaşanan acı olaylarda Türkiye'nin diğer gündem maddeleri arasında değerli izleyicilerimiz önce Soma şimdi de Ermenek'te yaşananlar hakikaten e, çok fazla soruyu beraberinde getiriyor. E, madencilerin çalışma şartları da hayli zor. Madencilerin iş hayatlarından detayları birazdan paylaşacağız sizlerle ama öncesinde. Konuğumuz bizim sorularımızı yanıtlayacak. E, i̇ş ve sosyal güvenlik uzmanı Mehmet Tunç şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size çok fazla soru geliyordur değil mi bu e, maalesef acı olaylardan sonra? Ee, en başta sorulan soru ne? E, tabii ki konumuz e, önemli. iş güvenliği deyince insan hayatı söz konusu. Hı hı. E, özellikle... E, çok ölümlü kazalarda medya yansıyan bu kazalardan sonra neredeyse e, vatandaş, e, özellikle medyada da işte günlerce bu konular tartışılıyor. Hı hı. E, i̇nsan hayatı e, en kıymetli konu, insanların yaşamları, e, özellikle çok e, düşük rakamlara çalışan madencilerin e, ekmek parası e, kazanması adına e, ölüme mahkum edilmesi kabul edilebilir bir durum değil. Hı hı. E, o nedenle e, biz bu konuların sadece ee, bu kazalarda gündeme gelmesini istemiyoruz. Yani e, çalışanlarımız kit ülkemize yaklaşık 18-19 milyon çalışan var ve bu çalışanlarımızın çok büyük bir kısmı e, askeri ücret dolayında sosyal hakları sosyal hakları çok e, gözetilmeden çalıştırılmakta. E, bu konuların bir rutine e, bağlanmasını bekliyoruz. Sadece böyle kazalarda insan hayatının, işçi haklarının konuşulması tabii bizi üzüyor. Hı hı. Hep öyle olur ya yumurta kapıya dayanınca değil mi? Hani öyle yani, bir söz vardır. Evet maalesef. Yani, malumun ilanı oluyor yani. Malumun ilanı ülkemizde bu konuda maalesef çok konuşup az iş yapıyoruz. Devlet, millet el ele. Bu noktada ortak bir irade ortaya koyamıyoruz. Aslında çok acı bir tablo var önümüzde. Bakın şu anda 10. aydayız. Bu konuda bakanlık bize resmi rakamları açıklayamıyor. Son dönemlerde iş kazalarıyla ilgili resmi rakamları İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi diye oluşturulan... Gönüllüler e, hareketinden e, o, teşekkür bir platform var. E, bunlar e, bize e, Eylül ayı istatistiğini verdi yani son e, 1414 ölü. E, Ekim ayının sonuna kadar da yaklaşık 1500 ölünün e, ortaya çıktığını e, görüyoruz. Artış mı var? E, tabii ki geçen sene 1236 iş kazalarından e, dolayı 1236 e, Can yitirdik. Bu sene 10. ayda olmamızdan dolayı e, olmamıza rağmen 1500 ölü söz konusu. Bu Tabii ne burada... anlama geliyor şimdi? Mesela Somada yaşananlardan sonra e, değişen ne oldu? E, değişen bir şey olmadı. Evet. Çünkü Somalar tekrarlanıyor biliyorsunuz. İşte Ermenek'te yaşanan kaza, bu sabah Bartın'da yaşanan bir kaza e, ve e, gündeme gelmeyen birçok irili ufaklı kaza. Genelde gündeme gelen kazalara baktığınız zaman ondan fazla ölümlerin olduğu kazalar. Ya bir ölünün, iki ölünün olduğu kazalar, ya gündeme gelmeyen e, kayıplar. Bakın her gün inşaatlarda ölümler devam ediyor. Hı hı. İnşaatlarda e, Şişli'deki asansör faciasından sonra 10 on, ölü e, meydana geldi. Ondan sonra kazalar durmadı. Sürekli kazalar cereyan ediyor. Antep'te öl, o, bir kişi öldü yüksekten düşmede. Samsun'da meydana geldi. E, İstanbul'da tekrar bir inşaat kazası yaşandı. Bunlar bakın sürekli tekerrür ediyor. Hı hı. İşte iki gün önce biliyorsunuz e, Yalbaş'ta e, trafik kazası. Bunlar da bir, bir insan, insan hayatı söz konusu. Evet. Yani orada en son e, 17 kişi öldü. E, küçük bir araca siz kabasa insan dolduruyorsunuz. Eski bir araç herhangi bir bakımı yapılmamış. Ee, ve e, freni boşalması neticesinde e, kaza meydana geliyor. E, 46 kişi varmış araçta. Kim haber kaynakları 44 diyor ama. Hı hı. E, yani normalde 20 kişilik bir araç. Müdübüs dediğimiz orta ölçekli bir araç. E, 44 veya 46 kişiyi bindiriyorsunuz. Aracın bakımları yok ve maalesef e, bir kaza e, 17 kişi hayatını yitiriyor. Şimdi bunu neyle izah edeceksiniz? Hı hı. Yani insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Peki eksikler neler? Mesela bu Soma'dan sonra biliyorsunuz torba yasa çıkarıldı, çok konuşuldu, çok tartışıldı, evet. eksikler var <laughs> denildi. Ee, sizin belirlediğiniz neler? Mesela neden önüne geçemedi torba yasa? Ee, şimdi tabii burada yap ederim. evet yaptırım noktasında galiba eksikliklerimiz var. Başta herkes dönüp kendisine bakması lazım. İşçisiyle, işvereniyle, vatandaşıyla, devletin denetim mekanizmalarıyla bir kendine baksın. Ee, bir kere toplumsal bilinç noktasında çok ciddi zafiyetlerimiz var. Yani şu, e, bugün sadece iş hayatında kazalar meydana gelmiyor. Gündelik yaşantımızda da birçok kaza yaşıyoruz. Evlerimizde... E, bir kaynağa göre yaklaşık 500 kişi ölüyor her yıl. Evde yapılan basit çalışmalardan dolayı işte elektrik tesisat işleri, ev temizliği veya işte çoluk çocuğumuzun yaşadığı bir takım kazalar sonucu karbon, oluşan karbon monoksit zehirlenmeleri gibi. Tabii çamaşır suyu içmesi, doğalgaz zehirlenmeleri, tüp patlamaları gibi bir sürü kaza meydana geliyor. Yani burada bir toplumsal bilincin artık yerleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Yani herkes ee, bir noktada kendisini gözetlemeyi, kendisini korumayı, e, kendisini tehlike ve riskten e, sakınmalı. Yani bu noktada tabii ki şunu beklemiyoruz. E, özellikle çalışma hayatında çok fazla e, çok fazla sürelerde bilinçsiz, güvensiz ortamlarda çalışmayı şiar edinen bir insanın bir noktadan sonra e, çok iyi güvenlik bilincine haiz olmasını, iş güvenliği tedbirlerini tam manasıyla öğrenmesini beklemiyoruz ama bundan sonrası için bakın iş güvenliği yasamız çıktı bundan iki sene önce. Eee bir iş sağlığı güvenliği yasası. artık bazı noktalarda harekete geçmenin zamanı geldi diye Hangi düşünüyoruz. Hangi noktalar işte onlar. İşte çalışma hayatıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği yasasının hı hı. hayata geçirilmesi bakın 2 3 hafta önce Dünya Sağlık Örgütü'nün bir uyarısı var bizim bizim bu iş sağlığı güvenliği yasamızla ilgili yasamız çok güzel. Avrupa standartlarında denilebilir. Zaten e, bu konularda e, uluslararası çalışma örgütüne e, üye olduğumuzdan dolayı mevzuatlar da üç aşağı beş yukarı aynıdır. Evet. E, ama uygulanması ile ilgili, bu mevzuatın hayata, iş hayatına kabul ettirilmesi ile ilgili çok işverenin çok bir Önek verebilir misiniz onlarla ilgili? E şöyle bu yaşanan yani. kazalarla ilgili şunu ha. diyelim. E, iş yerlerinde tehlikenin olduğu, acil ve hayati önem taşıyan durumlar diye e, iş sağlığı güvenliği esasında geçer. Yani ne, bu ne demek? E, bir işçinin e, kazaya uğrama riski varsa, Hı. sağlığını yitirme riski varsa, e, iş güvenliği uzmanı olsun, çalışan olsun, işveren olsun olaya müdahale etmesi gereğinden bahseder. Ne demek bu? Çalışan e, tehlikeli durumlarda İş sağlığı ve güvenliği yasası tarafından çalışmama hakkı verilmiş kendisine. Bunu kullanabilmesi lazım. İş güvenliği uzmanı yani işletmelerde iş yerlerinde insan sağlığını korunması, iş güvenliğinin sağlanması ile ilgili yetkili kılınan kişiler bunları işveren kendisi seçiyor. Yani bir anlaşma yoluyla, bir sözleşme yoluyla çalışma bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bu arkadaşları seçiyor veya iş güvenliği uzmanları. Ee, ne yapması lazım? İş yerlerinde görevi gereği danışmanlık yapıyor. Görevi gereği bulduğu bir tehlike unsurunu e, bakanlığa bildirmesi veya işverene bu yaptırımı e, ele alması gerekiyor. İşveren işverenle görüşerek bir sul yolu bular, bularak eee iş yerindeki o riski ortadan kaldırması lazım. İşçi o zaman iş güvenliği uzmanına mı başvuracak çalıştığı şirkette bir eksiklik tespit ederse? Şimdi işçi bir kere iş bir surette zarara uğramayacak. Yani işçi kendisini gözet, gözet, gözetecek. Tamam. Ama ondan önce işveren işçiyi gözetecek. Tamam. Ondan sonra iş güvenliği uzmanı işçiyi gözetecek. Bu ikili denetim mekanizması meydana gelmediği zaman en son işçi kendisini gözetecek. Nasıl gözetecek? Riskli ortamda çalışmama hakkına sahip. Yasa bu hakkı veriyor. Zaten anayasaya da, da baktığınız zaman herkesin sağlıklı, güvenli, dengeli bir yaşam hakkı var. Hem iş yerinde hem sosyal hayatında. Yani şöyle bir şey yapacak. O asansöre binmemesi gerektiğini, bir tehlike olduğunu Evet. E, gördüğü zaman o işçi evet. binmeme hakkı var yani tabii o işçi o saatte o dakikada yapmama Sadece, hakkı var. Tabii ki asansör değil e, asansör konusunda güzel örnek. bir örnek. E, işte. Tabii ki ama makine mesela bir makine de çalışıyor e, biliyorsunuz insanoğlu e, makinelere karşı çok zayıf yani bugün sanayide kullanılan en küçük makineye karşı koyabilecek bir e, gücü yok. Dolayısıyla tehlike barındıran bir makinede çalışıyorsa bir insan ve o makine üzerinde güvenlik tedbirleri yoksa işte elini kaptırma riski varsa e bir parça fırlama riski varsa işverenin talimatı olsa dahi bu insan burada çalışmaması lazım. Çalışan bilecek ki biz artık işçi çok fazla işçi dememeye çalışıyoruz. Çünkü iş sağlığı ve güvenliği yasasında işçi kavramı kaldırıldı. Çalışan diye çalışan geçiyor. dememiz lazım. nitekin özürlü kavramın yerine engelli kavramı gelmesi gibi. Bir çalışan eee Makine başında bu riski görebiliyor. Çünkü kişinin kendisini koruması en doğru yoldur. Kendini güvence altına alması bilinç düzeyinin iyileştirilerek kendini korumasını sağlanması en doğru yoldur. Bu noktada çalışanların son basamakta işveren korumuyor. Hmm. Devlet korumuyor. Hmm. işveren korumuyor. iş güvenliği uzmanı korumuyor. Hatta bunun yanına iş yeri hekimini koyabiliriz. Çünkü iş yeri hekimleri de çalışıyor iş yerlerinde. İş yeri hekimi de korumuyor. O zaman çalışan. Hmm. O zaman çalışan Tehlikeli durumlarda kendisine zarar doğuracak ortamlarda çalışmama hakkına sahip. Hı. Nasıl? İş yerinden çıkacak mı? Hayır. Hayır. Ee, her bölgede bulunan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş teftiş kurulları var. Hı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bağlı bu kurullar bu kurullara şikayet edilebilir. Yazılı veya sözlü bildirimlerde bulunabilir. Telefonla Ali 170 attı. Bugün Çalışma Bakanlığımızın şikayet attıdır. Hem iş güvenliği uzmanları hem çalışanlar bu birime başvurarak ilgili iş yerlerindeki rahatsızlığı bildirebilirler. Bu rahatsızlık bildiriminden sonra kısa bir süre içerisinde bakanlık müfettişleri iş yerlerini denetime, denetime geliyor. Yani şöyle toparlayalım bu konuyu. Bizim bilinçlenmeye ihtiyacımız var. İşverenin çalışanın Toplumun dediğimiz gibi sadece e, iş yerlerinde kaza olmuyor. Sosyal yaşantımızda da birçok yerde kaza oluyor. kaza oluyor. Evlerde kazalar oluyor. kazalar yani. oluyor. Taksim'deki kızın kafasına can düştü biliyorsunuz. Evet. Haftalarca medyaya yansıdı bu olay. E, bugün e, bakın e, iki gün önceki Yalvaç kazası sosyal hayattan bir kaza. Yani tarım işçilerini biz bugün iş hayatında bile sokmuyoruz tarım çalışmalarını. Ama... O da bir kaza, trafik son kazaları. Ermekte, son yaşanan bu acı olayda, e, Ermenek'te yaşanan bu acı olayda e, ne eksikti iş güvenliği açısından, işçi güvenliği açısından? Belirlediğiniz şeyler, eksiklikler ne? Yani e, aslında ne tamamdı diyebiliriz. Bakın bugün e, konuşmamızın başında başlarken hı hı. dediğimiz gibi bir kaza olduğu zaman... E, Hepimiz esiyoruz, gürlüyoruz, çok konuşuyoruz ama dediğimiz gibi çok az iş yapıyoruz. Soma'da da aynı tablo yok muydu şu andaki tablo gibi? Bütün devlet erkanı orada, başbakan, cumhurbaşkanı orada, bakanlar orada. Bir hafta boyunca medyadan hiç düşmedi bir konu alınması gereken dersler herkesçe tartışıldı yazarlarca evet. bizim gibi uzman kişilerce işte uluslararası örgütler mühendis mühendislik örgütleri gibi birçok birim birçok taraf fikirler beyan etti evet. ama ortak bir çalışma ortaya çıkmadı kolektif bir unsur ele alınmadı. sadece torba yasayı biliyorsunuz madencilerle gibi bir takım düzenlemeler yapıldı ama orada bile en önemli düzenleme olan e, uluslararası çalışma örgütünün çalışma madenlerle ilgili sözleşmesini ...halen biz ülke olarak kabul etmedik. Neden? Yani maden. E neden? Çünkü bir takım yaptırımları var. E, hem e, burada madenlere baktığımız zaman madenlerin esas sahibi devlet. Hı. E, devlet biliyorsunuz o devamsizlikten bir sistem yani ...kiralama metoduyla bunları e, çeşitli e, belki ...kendilerine yakın gördükleri bir takım işverenlere bunları veriyorlar. Ve bu noktada yani bunu şundan dolayı söylüyorum... Ee, ...Faruk Çelik Bey'in e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın iki gün önce... E, ...aslında e, çok acı bir itiraf denilebilir. Yani ben şahsen kendisine kendisine yakından tanıyan bir insan olarak çok şaşırdım. E, bir işletmeyi kapatmaya çalıştığınız zaman diyor ki... ...50 kişi siz araya girerek e, sizi bu unsurdan vazgeçiriyor... ...ve bu atacağınız adımdan vazgeçirtiyor. Şimdi bunun e, izahı var mı acaba? Bunun akılla mantıkla açıklanacak bir tarafı var mı? Bir işletme kapanmaya e, ihtiyaç duyuyorsa ki bunu kim yapar? E, i̇ş yerlerini e, denetleyen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işletiş müfettişleri yapar. Kapanmaya ihtiyaç duyuyorsa bu kapatılır. Yani hatır gönül ilişkisi içerisinde siz bir e, çalışma düzeni kuracaksanız ve çalışma hayatının en tepe baş, en tepesindeki insan olan e, bakan bunu söylüyorsa Vay bu memleketimizin hali ne yani? Şimdi oradaki e, alınmayan tedbir neydi? Çünkü bugünkü gazetelerde de var. izleyicilerimizle de paylaştık. Gazeteler okurken mi? dikkatimi de çekti. Ermenek'te yaşanan olayda. Evet. Daha önce de su e, baskını yaşanmış o madende. Yani evet. alınması gereken tedbir neydi? E, ne Şimdi alınmadı? Şöyle, Orada bakın, eksik neydi? E, şu örneği vereyim. Sorunuzun cevabına hemen geleyim. E, bizim çalışma hayatında İş yerlerinin kurulması ile ilgili bir sorunumuz var. Doğrusu şu, doğrusu bir işletme hayata geçmeden önce e, o işletmenin fizibilitesi yapılır, hı hı. bir risk değerlendirmesi yapılır, bir e, ön analizi yapılır. Yani bu işletmede e, ileriye dönük insana İşletmenin kendisine çünkü işletmeler de canlı diyebiliriz. Yani işletmeler işte baktığınız zaman e, gereğini yapma yapmadığınız zaman, tedbir almadığınız zaman böyle e, kötü sonuçlar doğurabiliyor. Hı hı. Öncesinde bir fizibilite çalışması yapılması lazım ki bununla ilgili tema Vakfı'nın çeşitli sivil toplum örgütlerinin bir takım raporları var. Hı hı. Bakanlığa bu raporlar sunulduğu söyleniyor. Veya o havzada çalışan, e, o bölgede çalışan işverenlerin bundan haberdar olduğu söyleniyor. Hı hı. Daha önce, bundan belli bir süre önce aynı hadisenin cereyan ettiği söyleniyor. Yani şu, e, sorun o bölge e, yeraltı kaynaklarının çok bol olduğu, hem... E, akışkan yer altı kaynaklarının hem de e, depolama şeklinde e, biriken suların çok bol olduğu bir bölge ve toprak yapısı itibariyle de çok sağlam bir bölge değil. Hı hı. Dolayısıyla bu fizibilitenin e, aslında devlet dediğimiz gibi oranın e, maden işletmelerinin sahibi devlet. Devlet tarafından bir e, belki denetim bu raporların ha. hayır belki bu rapor, raporların ciddiye alındı alınmasını beklememiz lazımdı veya denetim noktasında işte bakın iş güvenliği müfettişleri bir denetim yapmış. Hı hı. E, 9 bin liralık bir ceza uygulanmış. Evet. Şimdi bu cezanın caydırıcı olduğunu olmasını bekleyemeyiz. 9 bin lira bugün bir maden işletmecisinin sahibi için yani çok basit bir evet, aşama. Eksiklik buydu ve caydırıcı cezaların olması, gerekiyor olması gerekiyordu. olması gerekiyordu. O hani işçinin çalışma hakkı var dediniz ya bir eksiklik olduğu zaman evet. işte bir tehlike gördüğü zaman evet, evet. E, hani dedik ya o işçi mutlaka e, o hakkını savunmak için e, gitmesi gereken yerleri ifade ettiniz, iş evet, güvenliği evet, uzmanına evet. bu konuyla ilgili şikayette bulunabileceğini ifade ettiniz. Bir izleyicimiz diyor ki, o işçiyi patron çıkaracak ama diyor. Hı. O işçiyi patron çıkarınca ne olacak Şimdi... diyor? Devlet yasa o işçiye sahip çıkacak mı o zaman diyor? İşçi ee... işinden olmaktan korkar. Nasıl gidecek, şikayet edecek şirkete diyor. E, çok güzel bir konuya değinmiş. Aslında çok asıl... kısaca alabilir miyiz? Süremizin çok... sonuna geldik çünkü. E, tabii sorun da burada. Ee, bakanların ve e, biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız da ya neden bize ulaşmadınız e, e, diye bir serzenişi vardı. Bir kere ulaşmak mümkün değil. Onu geçelim. Öyle İkincisi, e, tabii ki yani bugün normal bir vatandaşın e, baş, bakanlara ulaşması falan işte mektup gönderdikleri ortaya çıkıyor. E, dolayısıyla burada e, işçi bir ikilemde kalıyor. Evet. İşçi çalışıp karnını mı doyuracak? Evet. Çoluk çocuğuna mı bakacak? İşçi e, Çalışmayı onlara mı yani çocuklarını mı aç bırakacak yoksa çalışıp hayatını mı hiçe sayacak? Evet. Yani burada bir ikilem var. Ve maalesef genel itibariyle de maden işlerinde çalışan insanlar kendi hayatlarını e, hiçe sayarak, ailelerin hayatlarını tercih ederek e, yerin altına iniyor. Evet. Dolayısıyla iş olmadı. Bugün ülkemizde işsizlik rakamları ikili iki, iki hanelere çıktı. Yani, yani ne olacak? Önüne... İş, ya çalışacak, şikayet ölecek. ederse Hiçbir işinden şey mi olacak? Hayır şöyle şikayet ederse tabii ki denetim mekanizması işleyebilir. Bakanlık gelir ama işte bakın denetlenen bir yerde bile gör, görüyorsunuz ki... E, ...ortaya bir şey çıkmıyor. Burada şu sistem var. Yani gelen insanların... E, bağımsız bence bir denetim yapmamalarından veya tesir altında denetim yapmalarından doğan sonuçların e, etkisi bu. Yani ge geldiği zaman 9 bin liralık bir cezayla geçiştiriyor. Caydırıcı İşletmek... olması gerekiyor Tabii diyorsunuz. yani biraz daha caydırıcı olması Peki. gerekiyor. Peki çok teşekkür Sağ ediyoruz. Sağolunuz. Soluklanacağız biraz. Konuğumuzu uğurlayacağız. Aranın <laughs> saat başına doğru haberlerle devam edeceğiz.